Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda yine hep beraber doğadayız. Geçtiğimiz haftalarda bu doğada hayatta kalma konusunda çok sık tuzak yapımı konusu dile getiriliyordu. Ben de bu hafta beraber belki birkaç tuzak yaparız diye düşündüm. Hatta ben tuzakları kurdum. Burada görüyorsunuz tuzakları. İlk başta konuya girmeden önce size doğada tuzak nasıl yapılır? Doğada tuzaklar nasıl çalışır? Ve tuzak kurmanın püf noktalarını anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu elimdeki dal parçasını temizliyorum çünkü tuzakları bununla tetiklemeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ilk başta isterseniz tuzaklarımıza bakalım. Ardından az önce bahsettiğim konuları tekrar değinelim sizinle beraber. Arkadaşlar bildiğiniz gibi tuzaklar statik enerjinin bir anda boşalmasıyla çalışırlar. Yüklediğimiz bir statik enerjinin anında boşalmasıyla tuzak işini yapar. Bu örnekte gördüğünüz gibi buradaki statik yükümüz ağır taş ve tetik mekanizması, taşı tutan kaldıraç kolu. Şimdi ilk başta bu tuzağımızı tetikleyerek başlayalım. Yemi taktığımız yer burası arkadaşlar. Hayvan gelip yemi almak istediği zaman yakalanarak taşın ağırlığıyla beraber ezilir ve ölür. Arkadaşlar bu tuzağımız gergi ile yapılan tuzaklardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi buradaki ip bir ağacın dalına gerilerek dal aşağıya çekiliyor ve tuzak kuruluyor. Hayvan gelip üzerine bastığı zaman yakalanıyor. Arkadaşlar bu da farklı bir tip tuzak. Yine gergi yöntemiyle çalışan bir tuzak. Ancak burada gergiyi ağacın dalından almıyoruz. Kendi gergi mekanizmamızı kendimiz yapıyoruz. Ve hayvan gelip bastığı zaman tuzağa yakalanıyor. Arkadaşlar şimdi tuzakları yaparken kullandığımız malzemeleri ve nasıl yaptığımızı inceleyelim. İlk başta kendinden gergili tuzaktan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ipten bir yer mekanizması yaptım. Şöyle açayım ben bunu. Arkadaşlar bir tane sapan çatalı gibi bir tane çatal buluyoruz veya bir ağaçtan kesiyoruz. Ben bunu kuru ağaçlardan kestim. Bir tane düz gergiyi getiriyorum. Çatalın tam ortasına koyuyorum. Önce üstten, sonra alttan şeklinde bir dokuma yapıyorum. Bunu iyice gerdirerek yapıyorum. Bu şekilde. Ardından burada bir düğüm atıyorum buna. Gördüğünüz gibi tam ters tarafa çevirerek kurma işlemini yapıyorum. Yay bu şekilde kuruluyor. Kapağım bu şekilde, özür dilerim. Tuzak bu şekilde kuruluyor. Buna bir tane tetik mekanizması yapmamız gerekiyor. Yani bunun bu şekilde kalabileceği. Onun için de böyle bir çatal parçası kullanıyorum. Hayvan gelip tetik mekanizması tutmasına bastığı zaman kapan çalışıyor. Bunu ayıralım.
Diğer tuzak çeşidimize gelince iki tane L şeklinde dal kesiyoruz veya buluyoruz. Bunu yaş dallardan yapmak daha doğru olur. Çünkü bunlar toprağa çakılacak olan parçalar. Ağır bir taş yardımıyla bunları toprağa çakıyoruz. İki tane düz dal parçası gerekiyor. Bunlar tetik mekanizması ve gergi tutucu olacak. Tabi gergi yapmak için bir parça ip gerekiyor. Bu ipin ucuna hayvanın yakalanacağı ilmeği atıyoruz. Ardından ilmekten hemen sonra yaklaşık bir 10 santimetre sonra bir tane tetik mekanizmasının tutucusu var. Onu yapıyoruz. Çubuğumuzu bağladık, çomağımızı bağladık. Gergi tutucu çomağa koyduktan sonra bakın ağaca gidecek olan ip bu. İlmeğimiz burada. Ağaçtaki gergi bunu çektiği için bu sürekli bu tarafa dönmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Onun o tarafa dönmesini engellemek için arka taraftan geçirdiğim bir dal parçasını ya da duruma göre L'nin tepesine yerleştirdiğimiz dal parçası tetik mekanizmasını tutuyor. Hayvan gelip üzerine bastığı zaman tetik boşalıyor ve ağacın gergisiyle beraber hayvanı yakalıyor. Tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar size. Dal parçamızı koyuyoruz. Getirip tetiği koyuyoruz. Bakın dalın gergisi tetiği yukarı doğru çekiyor. Bunun yukarı gitmesini engellemek için diğer dal parçasını getirip üzerine koyuyoruz. Mekanizma kuruldu. Ondan sonra ilmeğimizi ayarlıyoruz. Hayvan gelip bastığı zaman dal ipi yukarı çekecek ve ilmek hayvanın bacağını yakalayacak. Dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar bu gösterdiğim iki tuzak ip gerektiren tuzaklardan. Bu ve bu. İp yanınızda olmayabilir. İpi doğadaki çeşitli yabani otlardan veya ağaç kabuklarından elde edebilirsiniz. O konuya ilerleyen videolarda tekrar değiniriz. Bugün ona değinmeyeceğiz. Ben yanımızda ip olduğunu varsayarak iple yaptım. Bunların hiçbiri olmadığı zaman kullanabileceğimiz diğer bir tuzak yöntemi de bu. Bu tuzağı yapmak için 3 tane dal parçasına ihtiyacımız var. Bakın bunlar belli formlarda kesilmiş dal parçaları. Bu tuzakların nasıl yapıldığını anladınız. Genelde bunlar çok basit tuzaklar. Bu birazcık daha çetrefilli. O yüzden bugün bu tuzağın nasıl yapıldığını, çıtaların nasıl kesildiğini teker teker işleyeceğim sizinle beraber. Şimdi bu tuzağı kuralım isterseniz. Önce ağır bir taş buluyoruz arkadaşlar. Taşı dengesini oturtuyoruz.
Üzerine şantik açılmış kaldırıcımızı koyuyoruz. Taşın ağırlığını bu kaldıraç çubuğu taşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla merkez çubuk ve kaldıraç çubuğunun birazcık daha kalın dallardan, nispeten sağlam dallardan yapılması gerekiyor. Yer şimdi düzgün olmadığı için dengeli kaldıramıyor. Kaldıramıyorum şeyi, taşı. Şöyle. Ve daha ince bir çıtadan yaptığımız, daldan yaptığımız tetik mekanizmasını yerleştireceğiz. Bunun ucu sivri, bunun ucuna meyve batırabilirsiniz, et batırabilirsiniz yakalamak istediğiniz hayvana göre veya bağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkasında başka bir çentik var. Zıpkınlarda bulunan bir çentiğe benziyor. Evet. Bunda da tuzak kurulduktan sonra yemin ucuna tuzağın tetik mekanizmasının ucuna koyduğumuz yemi almaya gelen hayvan taşın altında kalarak yakalanmış oluyor. Bu birazcık daha karışık bir tuzak yöntemi. Bunun yapımını özellikle göstereceğim size. Arkadaşlar ben bu tuzakları yaparken gördüğünüz gibi tuzakların üstünü açık görülebilecek bir şekilde kurdum. Çünkü sizin de nasıl yapıldığını öğrenmenizi istiyorum. Normalde ortamdaki çalı, çırpı, ot, toprak, yaprak gibi materyallerle bu tuzakların üstü kapatılıp görülmemesi gerekiyor. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir nokta da tuzak kurarken olabildiğince tuzağın etrafında İnsani bir koku bırakmamamız gerekiyor. Kendi kokumuzu bırakmamamız gerekiyor. Bunu önüne geçmek için ellerinizi avlanacağınız yerin biraz uzak bir yerinde toprakla, kumla, çimen suyuyla iyice temizleyip bütün koku moleküllerini üzerinizden atmanız gerekiyor. Tuzak kuracağınız materyalleri olabildiğince az temas edip tuzak kuracağınız noktada da diğer çevredeki nesnelere olabildiğince az temas etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Şimdi bu dediğim gibi tuzakları çıplak yaptım. Ben tuzakları gizlemek, tuzaklar gizlendiği gibi hayvanı tuzağa yönlendirmek de gerekiyor. Yani hayvanın o tuzağa girmesini sağlamak gerekiyor. Oradaki yeme cezbetmek gerekiyor. Başka bir yerinden yeme ulaşamaması gerekiyor. Şimdi ben bu kurduğum tuzağa taş tuzağı tekrar kuracağım ve optimum bir gizleme nasıl yapılır, optimum bir yönlendirme nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım size. Arkadaşlar şimdi tuzağımızı kurduk. Gördüğünüz gibi burada hayvanın sadece yeme yönlenebilmesi için tuzağın etrafını kapattım. Hayvanın başka girebileceği bir yer yok. Tabii bu birazcık da hayvanın boyuyla alakalı bildiğiniz gibi. Büyük hayvan tabii ki girer. Ama burada avlayacağımız hayvanların sincap, fare gibi küçük porsuk olabilir. Gelincik olabilir. Küçük hayvanların olduğunu düşünerek hareket ediyorum. Yemi koyduk. Hayvan geldi. Yemi yerken tetiği hareket ettirdiği zaman avlanıyor. Bunu sadece bu tip tuzaklarda değil, her tuzakta hayvanın geçebileceği, hayvanın gidebileceği bir yön belirtmek gerekiyor hayvana. Sadece girebileceği tek bir yön olması lazım ki tuzağa en uygun noktadan girsin. Bununla beraber tuzakla av yaparken hayvanların sürekli insanlar gibi takip ettikleri yollar bellidir. Suya giderken olsun, avlanmaya giderken olsun, dolaşmaya giderken olsun, ne olursa olsun hayvanlar insanlar gibi A noktasından B noktasına giderlerken belli bir güzergahı izlerler ve bunları akıllarına tutarlar. Bu güzergahlarının farklı alternatifleri vardır. Bir tanesinde bir problem çıkarsa diğerini tercih ederler. Onda problem çıkarsa diğerini tercih ederler. Ancak sürekli aynı yolları kullanırlar. Dolayısıyla tuzaklı avlanma yaparken
hayvanların geçiş noktalarını iyi belirlemek gerekiyor. Belki bu tuzak için doğru değil ama diğer statik tuzaklarda kullanılması gereken en basit yöntemlerden bir tanesi bu. İple boğma tuzaklar bildiğiniz gibi dar çalılıkların arasına konuyor. Ve hayvan geçerken kendi kütle ağırlığıyla kendini yakalayıp kurtulamıyor ve orada boğularak ölüyor. Bu tip hayvanları avlarken kesinlikle hayvanın gidiş güzergahı üzerinde az önce de belirttiğim gibi kendi kokunuzu bırakmadan tuzaklarımızı kurmamız gerekiyor. Birazdan size bu örneğimizde gördüğümüz tuzağın tetik mekanizmasının nasıl yapıldığını göstereceğim. Taş ile yaptığımız tuzağın yapım aşamaları arazide çok zor gözüktüğü için gelip bunu stüdyoda yapmaya karar verdim, göstermeye karar verdim. Kabaca 4 şeklini oluşturacağız. Ben bütün bu çubukların yapım aşamalarını göstereceğim size. Gördüğünüz gibi hepsinin üzerinde bazı kesme işlemleri ve çentik işlemleri var. Görebiliyor musunuz videodan bilmiyorum. Hepsinin yüzeyinde yani farklı farklı yerlerinde çentik yüzeyi var. Bu yüzeylere göre tuzak kuruluyor. Arkadaşlar kabaca ben size anlatayım. Gözünüzde canlandıramadıysanız eğer. Hatta şöyle size doğru çevireyim şunu. Daha rahat görmeniz açısından. Arkadaşlar bakın özetle bir dört şekline benziyor. Şurası taşın aşağıya doğru bastırdığı yer. Şurası yemin takılıp avın beklendiği yer. Bu da tetik mekanizması çubuğu. Bu taşı taşıyan ana kolon. Bu da kaldıraç kısmı. Arkadaşlar bugün hep beraber tuzak yapımının nasıl olduğunu inceledik. Temel olarak tuzak nasıl yapılır, tuzaklar nasıl çalışır konusunu incelemeye çalıştım. Tuzakların boyutlarından ve karmaşıklığından dolayı videoda bunu pek yansıtamamış olabilirim. Ama bildiğiniz gibi videonun altına yorum yaparak aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Ben her zamanki gibi size tekrar cevap vermeye çalışacağım. Tabii ki kullandığımız tuzaklar bunlarla sınırlı değil. Tuzak yapmadaki en önemli nokta benim videoda size anlatmaya çalıştığım nokta aslında. Yani tetik mekanizmasının nasıl çalıştığını kavrayabilmek. Tetik mekanizması ve statik konusu. Statik enerji konusu. Bir statik yükü statik bir tertibatla tetikleyip A noktasından B noktasına hareket ettirebiliyorsak tuzak işini çözmüş oluyoruz. Benim gösterdiklerim sadece 1-2 örnekti. Bunlar gibi envai çeşit tuzak biçimi var. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Videoya yorum yapmayı ihmal etmeyin. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.